konut satışlarına ilişkin verilerdi. Konut satışlarına ilişkin tabloya baktığımızda Ocak ayında yıllık bazda %17.8'lik azalışın gerçekleştiğini görüyoruz. Ve Ocak ayında 80.388 adet seviyesinde konut satışı gerçekleşti. Aylık bazdaki düşüşün ise %42 seviyesinde gerçekleştiğini takip ediyoruz. Ve 2016 yılından bu yana Ocak aylarındaki düşüşün aylık bazdaki gelişimini incelediğimizde ise ortalama %42 2.4 ile benzer seviyelerde bulunduğu da yine takip ediyor. Bu arada ipoteklik konut satışlarında ise yıllık bazda %63.5'lik düşüş görüldü. Diğer konut satışlarında ise rakam %8.7'lik düşüşe işaret ediyor. Detaylarını izlemek için hemen haberimize bakalım. Konut satışları Ocak ayında %17,8 azaldı. Türkiye genelinde Ocak ayında 80.308 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 13.423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6.709 konut satışı ve %8,4 payla Ankara, 5.250 konut satışı ve %6,5 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konutta Ardahan, 38 konutta Hakkari ve 40 konutta Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalış göstererek 5915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 1404'ü ilkel satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilkel konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 25.263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilkel konut satışının payı %31,5 oldu. İkinci elde ise 55.045 konut el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalarak 2061 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışıyla İstanbul ve 211 konut satışıyla Mersin izledi.